Yo, red pill time baby. You know how it is. Arkadaşlar, video yapacağım bazı insanlar alınacak bu videoda. You know what I'm saying? Etrafımdaki bazı insanlar da alınabilir bu videodan. Ama ben gerçekleri söyleyeceğim. Ve herkes gerçekleri kaldıramıyor. Gerçekler acıdır. Ve bunu isterim söyleyeyim. Evet. Konumuz şu. Hiçbir kadını mutlu yapmaya uğraşmayın. Denemeyin. Çünkü hiçbir zaman başaramayacaksınız. Hiçbir zaman bir kadını mutlu yapamazsınız. Şimdi ben yıllardır evli kaldım. Daha önce farklı tecrübelerim oldu. Farklı kadınlarla, farklı ülkeli kadınlarla. Yani öyle you know what I'm saying? Siyahisi olduğu, Rusu olduğu, İngilizi olduğu, Yunan olduğu, Asyalı olduğu. Yani ve bir şey söyleyeyim. Hepsi de aynıdır. Hepsi de aynıdır. Kadın bu dünyaya seni sevmek için gelmedi. Kadın bu dünya seni sevmek için gelmedi. Kadın bu dünyaya kendi çıkarları için, kendi nasıl survive, ayakta kalabileceği için geldi. Ya kadın ancak da tek sevecek şeyi kendi çocuklarıdır. Neden? Çünkü o kendinden çıktı diye. Yani çocukların sevmesi bile kendi bencilliğinden dolayı oluyor. Yoksa başka kişinin çocuğu sikkinde bile değil ya. Kendin çocukların başka hiçbir kimseyi sevmez. Ve sevgi nedir onu da konuşuruz sonra. Ama öncelikle evet. Diyelim ki sende para vardır ve bir fakir kızla birleştin. Bir fakir kızından çıkıyorsun, tamam mı? O fakir kızından da evlendin sonunda. O fakir kıza iyi bir hayat verdin. O kız seni hayal ederdi. Rahat bir hayat yaşayacak, güzel bir araba sürecek, her hafta manikür pedikürünü yaptıracak, lazerciğini yaptıracak, cilt bakımcılığını yapacak, şuraya buraya gidecek, arkadaşlarıyla kafeye gidecek, mağazaya gezecek. Yani hayali buydu ve sen o hayalini gerçekleştirdin kendine. Ondan sonra ne oldu? Sonra tatminsiz olur. Ondan sonra o kadar alışır ki eskiden mutlu olurdu. Dırnaklı randevusu vardı diye. Şimdi işte yine gidiyorum dırnaklarımı yaptırayım ya. İşte lanet olsun. Hep giderek giderek giderek. Sıkıldım artık ama ne yapayım? Yani ondan da mutsuzdur. You know, basit şeyler. Eskiden getirdin gene, bir defa getirgen lüks bir restoranta. Şimdi sık sık gider ama mutsuzdur. Fakir zamanındayken şu hiçbir şey bir McDonald's'a getirseydin gene ne mutlu olacaktı. Sevinçli sevinçli bakacaktı senin gözünün içine. Ondan sonra yani tatminsiz olurlar. Sonra da bakar ne yapar? Hipergami diye bir şey vardır ki kadın her zaman kendinden daha iyisini ister. Kendinden daha güçlüsünü ister, kendinden daha uzununu ister, kendinden daha zekisini ister, kendinden daha paralısını ister. Bir kadın yılda 50 bin dolar yaparsa 25 bin dolar yılda yapan adamından çıkmaz, istemez. Ya. İster 100 bin dolarla çıkan adam. Her zaman kadınlar daha fazla iyisini ister. Okey, tamam. Diyelim ki aldı, iyisini aldı. Çalışkan bir adam. Paralıdır ama çalışır da paralıdır ya. İşi var, çalışır. Bu sefer ne olur? İşte bana ilgi göstermez. Benimle vakit geçirmez. Bu sefer ne olur? Gider bir yere, görür bir yakışıklı bir erkek, sosyal bir eğlenceli bir erkeği görür. Gözü kayar oraya. Hipergami sadece parayla değil ya. Baktı ki başka kızlar da o adama bakar.
Kendisi de bakar o adama. Bak bir şey söyleyeyim size. Sizin değeriniz başka yani karşı cinsiyetle başka kadınlar sana bakarsa ve avzularsa senin kadının seni bırakmaz. Ne zaman kendisi yani ne zaman başka kadınlar da seni arzulamazsa gerek parandan gerek yakışıklılığından belki hasta olmuşsun. Belki işin battı, belki bir şey oldu. Anında gözü başka yere kaçar. Ve aklında olur. Aklında her zaman olur. Aklında her zaman o kişi gelir. Ve ondan sonra der ki evet ya ben güzelim. Ben bu adama layık değilim. Ben ne yapabilirim de daha iyisini alayım. Ben ne yapabilirim de daha iyi bir erkeğinle çıkayım. Ne yapabilirim? Mutsuz olurum. Daha da mutsuz olurum. Kavga da çıkarırım. Kavga da çıkarırım. Sürekli söylenirim. Ve adam ters tepki verince karşısını onu suçlu yaparım. Klasik bir narsist. Yaparlar onu. Nasıl? Yaparlar onu. Mutsuzdur diye mutsuzum ne yapalım? İşte her gün kadın her zaman bir isterse çıksın her gün bir bahane dener. Bir bahane bulur. Ya ilişki bitsin. Çünkü kadınlar tatmin edemezsin kendilerini. Yani gerçekten tatmin edemezsin kendilerini. Yani dediğim gibi yani öyle paralısın, çalışırsın ama o kadar sosyal değilsin, o kadar yakışıklı değilsin. Sosyal bir yakışıklı erkeği görür. Der işte benim eksiklerimi şu an bu adam tamamlayacak. Benim kocam o kadar popüler değil, o kadar çok yakışıklı değil. Ve onun parasına artık ihtiyacım yoktur. Ki zaten onunla ayrılsam zaten parasının yarısını bende olacak. O yüzden ben bu sefer gideyim daha çekici bir erkeğe. Bu sefer ne olur? Çıkar o çekici erkeğinle, yakışıklı erkeğinle. Ve ilgi de gösterir kendine. Ve ilk zamanlarda hoşuna gider. Ondan sonra ilgiden de usanır. Sıkılır ilgiden de. Ondan sonra ne olur? Başkar tekrar maddiyete dönsün. Başlar desin ki ya biz hiç tatile gitmiyoruz ya. İçinde diyor ki benim eski kocam her senede 3-4 defa beni tatile getirirdi. Bak bu iyi, hoş, güzel ama bak bu beni tatile getirmiyor. Bu sefer o adamın eksiklerini eski kocasından yani o eski kocasını arar. Ama bitti artık o. İnanmayın. Her zaman bir erkekte bir kusur bulacaklar. Bir kusur bulacaklar ve mutsuzdular ve her zaman mutsuzdular. Bakma sen kaç tane kız tanıyorum. Tamam mı? Çevremde çok var özellikle bu camiada. Hepsi Instagram'da parti yapıyor. Mutlu görünüyor. İşte hayat ne güzel. Gelince salona ya gelince rüyada konuşunca kendilerini görün ne kadar depresif yaşıyorlar. Makyajsız çıkar dışarı depresif. Ama Instagram'a atacak diye süslenir püslenir. Ya da bir ortama gidecek diye hemen maskesini gör. Mutlu maskesini. Kadınlar mutsuzdur. Kadınlar mutsuzdur ve mutluluğu senin üstünden arıyor. Ama hiçbir insan başka insandan mutluluğu başkasından aramayacak. Mutluluğu her zaman kendinden arayacaksın. Hiçbirini suçlama. Aa bak bunun yüzünden mutsuzum. Yok. Onun yüzünden mutsuz değilsin. Senin yüzünden mutsuzsun. Bu kadar basit. You know? So. Yeah. Öyle kadınlardan bekleme. Fedakarlık. Yani düştüğün zaman seni tepmeler. Ha bugün aşıktır. Bugün aşıktır. Sırsıplam sana aşıktır bugün. You know, bırakırsan beni intihar ederim. Ne yapacağım bilmiyorum. Sensiz yapamıyorum.
O an öyle hissediyor. O an. O an işte o boşluklarını dolduruyorsun. Ama uzun ilişkiden sonra o boşluklar, başka boşluklar bulur. Ve bu kadınların boşluklarını hepsini dolduramazsın. İlla ki bir eksik olacak. Yani illa ki bir senin hatanı, bir false bulacak. Sanki kendileri dört dörtlüktür ya. Kendileri dört dörtlüktür de dört dörtlük erkek arıyorlar. Anasını satayım. 1.40 boyunda bir kadın bile 1.90 artı boydan erkek ister. Sikim kadar karı, yani 2 metre erkek ister anasını satayım. Bunlar gerçek sevgi nedir bilmezler. Bilemezler. Bilemezler. Yani erkekle kadın sevgisi çok farklıdır. Çok farklıdır. Yani erkek her zaman fedakardır. Erkek, daha önce dedim bunu da bir önceki videomda ben yine derim ya. Erkek, tamam mı? Kendi ailesi için mutluluğunu feda eder ya. Gider çok kötü işte çalışır. Gider bok kuyuları kazar ya gerekirse. Gerekirse yani lağımların içinde çalış, bokların içinde çalışır ya. Gerekirse uzaklara gider, yapayalnızlık çeker. Sırf ailesi iyi olsun. Kadınlar da kendi mutlulukları için ailelerini feda eder ya. Ama işte ne oldu? Sonunda ne olur? Sonunda mutlu mu olur? Olmaz. Ben birçok kadınlar bilirim ki terapiste gidiyor. Benim terapiste normal oldu şimdi. Terapiste girmek normal oldu. Bazı insanlar bana da derler. Cem Hoca sen neye gitmen terapiste? Ben gittiğinde terapiste ben terapisti ifşa ederim ve farkında olur ki o benden daha delidir. Ben ne zaman gittiysem terapiste ben ona terapilik yapıyorum. Yemin billah ediyorum. Daha önce bir videoda anlattım bunu. You know what I'm saying? Bu terapistler de manyaktır. Ciddi söylüyorum size. Manyaktılar. Manyak. Git bak. Hiç çıktınız mı? Psikolog okulan kız üniversitede. Ne okuyorsun? Psikologluk okuyorum. Git birkaç defa yemeğe çık kendine. Göreceğin ne kadar manyak olduğunu göreceğin. Ne kadar manyak olduğunu göreceğin. Şimdi ne oldu? Bu kadınlar işte modern oldu bu şimdi. Ben terapiste gidiyorum. Eskiden deliler giderdi terapiste ya. Delileri yollardı terapiste ya öyle ciddi kaygı problemleri. Şimdi kadınlar ben mutsuzum diye terapiste gidiyorum. Terapist bana çok iyi geliyor. Terapist bana çok iyi geliyor. Ya, giderler terapiste. Terapist de konuşur kendine. Ve işte narsist terapisti onu da daha çok narsist eder. Hep kendin. Ha, kendin mutluysan şunu sil hayatından. Şunu yap, şunu git, şunu bak, bunu bak. Yap, 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 yap. Ama ondan sonra ne olur? Kalır yalnız. Kalır yalnız ve ileride kedicikle büyür. Kedicik besler. You know what I mean? Bu terapistler en büyük kazıktır. Elon Musk galiba bir video yaptı geçenlerde bu konu için. Terapistler paracıdır. Soru soruyorlar, saçma soru soruyorlar. Güya bir şey yazar. Tamam. Bugün science'ımız bitti. Ne anladık? Yarrak anladık. Yarrak alidayı. Hiçbir yarrak anlamadık. Yenemeyin. Ama kaptı paracıkları. Kaptı paracıkları. Şimdi kadın zannedir kendini mutlu. Çünkü terapiste, ben terapiste gidiyorum. Ben mutluyum. Herkesin amına koyayım. Ya ben kendi narsist huylarımdan devam edebilirim. İnanmayın. Ama mutlu değil. Mutlu değil. Mutlu olamaz. Çünkü hep fantazilerde yaşıyorlar. Hep fantazilerde yaşıyorlar ya. 4 puanlık bir kadın 10 puanlı erkek ister. Because they are fucking delusional. İnanmayın. Fucking delusional. İnanmayın. Yani sen 8 puanlık erkeksin. 4 puanlık bir kızla çıkıyorsun. Tombiş ve o seni beğenmiyor. Seni bile beğenmiyor. Çalışıyorsun, para kazanıyorsun. Bu sefer çok kazanıyorsan ilgi göstermiyorsun. Az kazanıyorsan ben daha zengine layıkım. Ne zaman
arıyorsan kadınları mutlu edesin, sıçarsın. Fuck them all. Make yourself happy. Kendi kendinizi mutlu yapın. Kendi kendinizi mutlu yapın. Ben zaten bir kadın gördü ki erkek kendine odaklandı ve kendi için uğraşıyor. Biraz bencildir. You know what I mean? O 50 bin pound cüşü aldıydım İngiltere'de. Getirdim ve verdim. Daha mutfağı değiştirdik. Ekstra oda yaptık. Evde, eve yatırdım. 2-3 ay sonra evimi kaybettim. Kendi spor araba alsaydım o parayla, Porsche alsaydım o parayla, bak gör, çık, ayrılır mıydı benden? Bok ayrılırdı. You know what I'm saying? Yeah, hoşuna giderdi. Porsche ile gezdireyim kendini. Fucking club'larda orada burada. Yani koskoca iki çocuk anne. Ona şey yapmıyorum. Herkes, hepsi aynı fucking. Hepsi fucking aynı fucking. Farklı kasaları vardır. Hepsi ayarları aynıdır. Fabrika ayarlar hepsi aynı. You can never make them fucking happy, man. You can never make them happy. You know what I'm saying? Ve bir iki tane kız varsa ki onlara özür diliyorum. You know what I mean? Şu bonus, bu videoyu mecbur oldum da yaptım. Onlara özür diliyorum. You know what I'm saying? Ben realistim. Ben gerçekçiyim. You know what I mean? Ve hiç kimseye de ihtiyacım yoktur. Benim yanımda olacaksan ol. Olmayacaksan fuck out my face. You know what I'm saying? I don't give a flying shit. Biz, yani biz seversek severiz. Bak, sevgi nedir? Kadınlara göre sevgi nedir? Bana ne kadar verebilirse o sevgi odur. Bana çok verirse daha çok sevgi severim. Ama benim için sevgi nedir? Benim kusurlarımı kabul edebilirsen gerçek sevgi odur. Gerçek sevgi bir insanın kusurlarını da kabul etmektir. Sen o insanın sadece çıkarlarını seviyorsan ve kusurlarını sevmiyorsan o sevgi değil. O menfaatçıdır. Mesela benim pitbullcuk ya. Ben onu seviyorum, tamam mı? Ama gecelerde horluyor. Geliyor yatağıma da horluyor. Eskiden babam horluyordu. Evde şu kalırdım da giderdim arabada yatır uyurdum. Şu evin içinde bile kalamazdım. O kadar gıcık olurdum babama. O ayrı mesele. You know what I mean? İyi gitmiyorduk o zamanlar. Horlamasını çek. Şimdi ben köpeğimin horlamasına katlanabilirim. Neden? Severim elini. Osurur, sinirlenirim ama osuruna feda olsun. You know what I mean? Yine severim. Sevgi budur. Sevgi seversen birini bakacaksın kusurlarına ve diyeceksin evet. Bu kişinin kusurları vardır ve bu kişinin sadece iyi taraflarını değil kötü taraflarına da beraberim onu inan. Nasıl derler ya, gülü seversen dikinene katlanacaksın ama yok. Bu zamanda kadınlar sadece gülü isterler, dikeni istemezler. Yeah. Ve o dikensiz gülden bile usanırlar. Çünkü her zaman yarın öbür gün karanfil ister. Yarın öbür gün fucking şey ister. O beyaz fucking çiçeklerden. What they call him? I don't even fucking... Yeah, whatever. Hey man, that's it man. This is it. Done. 20 dakikalık fucking video oldu man. Take the motherfucking red pill. Peace out.